Merhaba sevgili koçlar. Selamlar sevgili koçlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bilinçokur Astroloji Haber Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Sizlerle birlikteyiz. Evet sevgili Demet. Koç burcu için çok ilginç bir döneme giriyoruz. Evet. Ay tutulmaları, dolunaylar, evet. Güneş, Jüpiter trinleri, Güneş, Satürn kavuşumları. Neler var, neler yok? Evet sevgili koçlar, geçtiğimiz iki hafta önce güçlü bir ay tutulması yaşadık. Koç burcundaydı. Bu hafta, bu ay yine tutulmamız var. Güneş tutulması yaşayacağız Akrep burcunda. Kasım ayının ilk haftası 3 Kasım'da. Ay biraz sert başlıyor aslında. Uranüs Plüton karesinin etkisiyle başlayacağız 1 Kasım'da. Biraz maddi sıkıntılar, evet. Eşle ilgili sorunlar, evet. Biraz böyle iş ortaklıkları ile ilgili sorunlar olsa da sevgili Demet, hızlı bir şekilde 3 Kasım Akrep burcundaki yeni ay güneş tutulmasının etkisiyle maddi konuların çok fazla gündeme geleceği, evet, bir dönem. Evet, genelde ortaklı gelirler, ortaklı gelirler. Aslında hisseli paralar ve ortaklı gelirler de kazanç verir. Evet. Yani iyi bir banka kredisi alabilir, uygun bir kredi bulabilir, kredi kartı borcunu rahatlıkla ödeyebilir, erteletebilir. Bununla ilgili avantajlar olabilir ama yeni kredi başvurularında da bulunabiliyor ve hisseli gelirler dediğimiz ortak kazançlarla ilgili bazı kazançlar yapılara sahip. Aa, tabii ki bunun için doğum haritasının tam da bilinmesi lazım. Doğum haritasında eğer Satürn'ü su gruplarındaysa bunlar olur. Eğer Satürn'ü ateş gruplarındaysa maddi ve ekonomik olarak çok ciddi sıkıntılar da yaşayabilir. Beklenmedik harcamalar da çıkabiliyor. Evet. Şimdi şöyle soruyorlar, Oğuz hocam diyorlar, yani işte siz bazen iyi bazen kötü diyorsunuz ama biz doğum haritamızda o orayı yaşıyoruz ama iyi dediğimizde kötü, kötü dediğimizde iyi yaşıyoruz. İşte o zaman astrolojik haritaya baktırmak gerekiyor. Bilinçokur'un nöbetçi astrologlarından Satürn'ün pozisyonları, işte Juno'ları, yükselen burçları, bunları da öğrenebiliyorlar biliyorsunuz. Tabii. Şimdi Satürn'ün buradaki pozisyonu çok önemli bir dönemin geldiğini gösteriyor. Kadersel, geleceğe dönük, belki hayatı şekillendirecek bazı gelişmeler olduğunu gösteriyor. Çünkü kuzey düğüm yönünde olduğu için bu tutulma, belki de hayatta bir alanı tamamıyla kapatıp yeni bir alanın açılması. Aslında geleceğe dönük yenilikler. Az zararlı dediğimiz bir nokta. Çünkü kuzey düğümü yönünde olduğu için, yani şu an mesela işte bir borç çıkabilir, bir alacak çıkabilir, bir harcama olabilir. Ama o harcamanın için çok uygun bir kredi bulabilirsiniz. Çok uygun bir kazançla karşılaşabilirsiniz. Ya, ileriye dönük avantajı, yani kısa vadede tutulma heyecana, paniğe, panik hata sebebiyet verebilir ama uzun vadede iyi diyorum. Arkasından bu 5 Kasım'da Venüs Oğlak Burcu'na giriyor. Evet. Ne diyorsun buna? Venüs'ün Oğlak Burcu'na geçmesi koç burçları için özellikle kariyer hayatlarında birazcık olumlu etkiler verebilir. Ama bu Venüs orada uzun bir süre kalacak. Yani 6 Mart'a kadar Venüs Oğlak Burcu'nda. Ve bu arada bir retro hareketi olacak. 21 Aralık 31 Ocak arasında Venüs'ün burada retrosu var. Bayanları kariyer hayatında biraz daha zorlar bu. Beyler kariyer hayatlarında daha ziyade daha kolay terfi edebilirler. Daha güçlü bir noktaya gelebilirler. Çünkü Başak'taki Mars'a sekstille çalışacak. Yani etki olacak. Başak'taki Mars'a destek gelecek. Jüpiter'e destek az da orta verecek. Satürn'e destek verecek. Plüton'la belli kavuşum derecelerine girecek. Pek çok koç burcu erkeğine tersi bekliyor. 21 Aralık 31 Ocak arasında koç burcu hanımları daha önce terfi edebilirler tabii ama 21 Aralık 31 Ocak arasında terfilerinde bazı gecikmeler de olabilir diyoruz. Evet. 6 Kasım'da Güneş zaten kavuşum Satürn 3 Kasım'daki olayları ortaya çıkartıyor. Evet, o tutulma etkilerini biraz daha öne çıkaracak. Bunları ön plana çıkartmış. Bir de şu şey var, 10 Kasım'da Merkür artık ileri harekete geçiyor, iletişim. Evet. Yani mesela bir kredi başvurusunda bulundu, Merkür retro akrepte geç geldi, gelemedi. Bunlarla ilgili sorunların çözüldüğü var. 12 Kasım süper. 12 Kasım yılın güzel günlerinden biri çünkü Jüpiter ve Güneş arasında üçgen açı var. Yengeç burcundaki Jüpiter ile Akrep burcundaki Güneş arasında. Güneş o güzel enerjisine, o Jüpiter'in o güçlü manyetik aranı ile beraber gökyüzünde birbiriyle nitelendiriyor. Ben ona öpücükler gönderiyor diyorum. Evet. Kanatlarının altına arıyor Güneş Jüpiter'i ve bu 8-4 kasp üzerine çalışıyor. Ev kredisi almak, ev satışı, almak, ev almak, aileyle ilgili bir sıkıntının çözülmesi. Mesela bu sağlıkla ilgili olaylara da sebebiyet veriyor. Tabii. İşte ailedeki bir kişinin kronik bir sağlık probleminin çözülmesi, sağlıkla ilgili problemlerin çözümü
işte problemli bir dişin çekimi. Mars'ta yani, Başak'ta şu Mars'ta sıralarda. Başak'ta hani koçlar için biraz hani sağlıkla ilgili konular. Tabii daha gündemde. İş ve sağlık, para daha gündemde ama bu iyidir. Yani buna baktığınızda zaten 30 Kasım'daki Güneş Üçgen Uranüs'te de destekleyecek. Buna iyi diyoruz biz. Evet. İyicil etkili. Arkasından şu bizim 14 Kasım Venüs Kare Uranüs Oğlak Koç'ta 14, 15, 16 Kasım birazcık evet orada işler ortaklarla ilgili belki ya da eşle bazı konularda anlaşmada sorunlar olabilir. Birleşik biraz. Kazançlar haricinde eşle ilgili, iş ortaklarıyla ilgili sorunlar, ani iş kayıpları 14 Kasım biraz civarında. Biraz baskı ve ani beklenmeyen durumlar olabilir. Gerginliklere dikkat. 17 Kasım Boğa Burcu Dolunay'ı ne dersin? 17 Kasım Boğa Burcu Dolunay'ı koçlar için yine maddi konulara dikkat çekiyor. Yine işten kazançları, gelirleriyle, giderleriyle ilgili bir dolunay olacak. Bir sonuçlanma olabilir. Bekledikleri bir gelirin gelmesi ya da bir işle ilgili bir gelir getirecek yeni bir girişim olabilir. Gelir ve kaynaklar dağıtış olarak kabul edelim onu. Harcamaların çok fazla artacağını düşünmüyorum. Çünkü Jüpiter Güneş üçgeni 5 derece orpro. Beklenmedik değil ama kendi üretimle değerleri, kendi kazançları bu sanatçıları da etkiliyor. Evet. Çünkü ürettiğimiz değerlerle ilgili bir noktaya gelebiliyor. İşte sanatla ilgili her alan bir terziyi de etkiliyor mesela. Tabii. Bir terzi çok ciddi kıyafetler dikebiliyor. Bir ressam çok iyi resimler yapabiliyor. İleride bunları kazanca çevirebiliyor. Veya bir tarımla uğraşan bir karakter çok ciddi o dönemde iyi bir ekim yapabiliyor. İşte o ekimin sonucunda 15 Nisan'daki o işte güneş tutulması döngüsüyle yeniden alabiliyor. O döngüyü alabiliyor. Evet. Öyle bir destek var. Şimdi 22 Kasım'da Güneş Yay Burcu'na giriyor. Evet, Güneş artık Yay Burcu'na geçecek. Koçlar için Güneş'in Yay Burcu'na geçmesi birazcık daha belki hayatlar hareketlenebilir. Seyahatler, yolculuklar, iletişim, medya. 30 Kasım'da da kariyerle ilgili beklenmedik haberlere hazırlanın. Evet. Koçlar, sevgili koçlar, daha fazla detay dinleyebilmek istiyorsanız haftalık burç yorumlarına veya bilinçokurunun günlük burç yorumlarına bir oranına tıklayabilirsiniz. Facebook app'lerimizden, aplikasyonlarımızdan burç durumunu durumunu yükleyebilir veya da üye olabilirsiniz. Oradan da bizlerle ilgili detaylar görebilirsiniz. Sevgiler, saygılar, bay bay. Hoşça kalın.